Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yazın en çok tükettiğimiz sebzelerden biri olan kabak ile harika bir tarifim olacak. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Ben bahçeden topladığım kabaklarımı gördüğünüz şekilde hazırladım ve yemeğime başlıyorum. Öncelikle tavamın içine bir miktar sıvı yağ ekledim. Yağımın üzerine 4 tane küçük doğramış olduğum kuru soğanlarımı da ilave edip birkaç dakika kavurduktan sonra içine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçayla soğanları yine 3-5 dakika kadar kavurdum ki salçanın güzelce kokusu çıksın diye salçam kokusunu verdikten sonra içine bir buçuk su bardağı pirincimi ilave ettim. Şimdi baharatlarımı ekliyorum. buçuk tatlı kaşığı sumak, 1 çay kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı kimyon, yine 1 tatlı kaşığı köri, 1 tatlı kaşığı da kırmızı pul biber ve buçuk çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Burada benim vermiş olduğum ölçüler herkesin damak tadına göre değişkenlik gösterebilir kendi damak tadınıza uygun şekilde baharatları artırabilir ya da eksiltebilirsiniz. Yine aynı şekilde tuzu da kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi pirinçlerimin üzerine 2 su bardağı suyumu ilave ettim. Ve sürekli karıştırarak orta ateşte pirinçler suyu çekinceye kadar pişireceğim. Suyu tamamen çekti artık pirinçlerimin altını kapatabilirim ve hazırladığım iç harç ile kabaklarımın içini doldurmaya başladım. İyice ağzına kadar pirinç koymuyorum. Üstünden yarım santim kalacak şekilde kabaklarımı iç malzeme ile doldurdum. 2 su bardağı da su dökerek kısık ateşte yaklaşık 40 dakikada kabaklarımın pişmesini bekledim arkadaşlar. İçine döktüğümüz suyun buharıyla pişeceği için kesinlikle altını açmayalım tenceremizin. Orta gözde en kısık ayarda muhakkak yemeğimizin pişmesini bekleyelim Kabak zaten çok çabuk pişen bir sebzedir o yüzden Altını açarsanız suyunu çabuk çekeceği için dibini tutturabilirsiniz Evet ben pişen kabaklarımı artık servis tabağım için alıyorum Gerçekten yiyenlerden tam not alan muhteşem bir tarif Şu anda da yaz mevsiminde bolca kabakların olduğu bir dönemdeyiz muhakkak denemelisiniz. Sizlere videonun başında da söylemiştim. Özellikle içinde kullandığım baharatlardan dolayı muhteşem bir lezzete sahip oluyor. Denediğinizde bana yorumlardan yazarsanız çok sevinirim ve herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.